Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Canlı Köşk'te gençlik söyleşilerindeyiz her hafta olduğu gibi. Ve KON TV yine yayın yönetmeni Nurettin Bay konuğumuz. Gençlerle iletişimi konuşacağız. Ama onun öncesinde hemen ben Medeniyet Okulu projesinin her aşamasını bildiği için büyük bir proje. 4 yılda 32 değer. 7'den 70'e herkese ulaşacak. Çok büyük bir proje. Türkiye'de örnek. İlk duyduğunuzda neler düşündüğünüz, şu an nasıl gidiyor, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Aslında bir yurt dışı dönüşünde televizyonda Başkan Sayın Tahir Akgürey'in bir basın toplantısıyla bu projeyi açıklaması beni ziyadesiyle memnun etmişti. Çünkü dediğim gibi bir yurt dışı gezisi sonrasında duyduğumda hakikaten kendi medeniyetimizden ne kadar uzak olduğumuzu, başta Batı medeniyeti olmak üzere oralara ders verecek kadar geniş, büyük bir medeniyetimiz, kültürümüz olduğu halde oraya ders almaya gidişin ezikliği içerisinde bulunduğumdan çok büyük memnuniyet duydum. Tabii bu konu yeni başladı ama umarım hızlı bir şekilde devam eder. Sadece Büyükşehir Belediyesi değil, diğer sivil toplum örgütleri de, kuruluşları da destek verirler. Bizim dünya üzerindeki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, dünyaya verecek çok şeyimiz olduğu halde bunları tanıtamamamız ve veremememiz. Sadece Hazreti Mevlana'yı dahi dünyada çok iyi bir şekilde tanıtabilsek, dünyanın, dünya gençliğinin, dünya insanlığının bugün açlığını hissetmiş olduğu birçok değerde çok mükemmel bir eğitime tabi tutacağımızı düşünüyorum. Olaya hem hoşgörü, olaya hem saygı, sevgi, şefkat ve kültürümüzün diğer unsurları açısından baktığımızda bu konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi'nin yerince ve zamanında bir proje başlattığını söyleyebilirim. Umarım bu projenin ardından güzel meyveler almaya başlarız. Daha projenin başındayız. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi uzun yıllar devam edecek olan bir proje. Umarım aynı şekilde devam eder. Evet, Nurettin Bey, gençlerle iletişim konusundayız. Bugün güzel bir söyleşi olacak. Bununla ilgili biraz notlar alabilir miyiz? Nelerden bahsedeceksiniz? Geniş bir konu da. Tabii, İletişim. Çok büyük sıkıntı. Günümüzün en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Şu anda 13 ila 15 yaşlarından başlamak kaydıyla genç çocukları olan her ailenin bir derdi var. Ve bu dertlerin en büyüğü de bir türlü onlarla iletişim kuramamak. Veya onların büyükleriyle, ebeveynleriyle iletişim kuramamaları. Şimdi burada bunu anlatacağız ama konu hakikaten zor ve çetrefilli. Sadece olayın tek boyutu değil. Yani olaya iletişim araçları, medya, yani televizyon, sosyal medya, internet açısından bakmamak lazım. Aslında yani belki 2 yaşında, 3 yaşından itibaren çocuklarımızla, gençlerimizle iletişim kurmaktan büyük sıkıntı çekiyoruz. Gelişen hızlı teknoloji beraberinde büyük sorunlar getiriyor. O sorunları çözümleme noktasında veya o sorunları minimuma indirme noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. Olayın eğitim boyutu var, olayın çevre boyutu var, olayın aile boyutu var, olayın sokak boyutu var. Olayın şu anda içerisinde bulunduğumuz meydanlar, caddeler, kafeler boyutu var, emniyet, güvenlik boyutu var. Yani topyekun bir mesele. Umuyorum ve diliyorum ki şu anda süratli bir şekilde, hızlı bir şekilde hükümetimizin de konuya el atmasıyla birlikte bu sorunlarımızı, bu gençlerimizle iletişim kuramama veya gençlerimizin bizimle iletişim kuramama veya gençlerin birbirleriyle iletişim kuramama sıkıntısını hallederiz diye düşünüyorum. Şu anda burada aramızda eğitimciler de var. Onlarla birlikte olacağız. Onların da düşüncelerini alın ama işin birinci maddesinin eğitimle ilgili olduğunu bilmek gerekir diye düşünüyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, Canlı Köşk Gençlik Söyleşilerinde bugün de programımızın sonuna geldik. KON TV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Bay tecrübelerini gençlerle ve gelenlerle paylaştı. Son derece faydalı, güzel bir söyleşi oldu. Her hafta cumartesi günleri sizleri de Canlı Köşk'e beklediğimizi ifade edelim. Saatimiz 13. Unutmayın, sizleri de gençlik söyleşilerine bekliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.